Aa. Kim gönderdi ki bunu? Size geldi hanımefendi. Kimmiş Burhan? En özel arkadaşıma. Ayla. Ne bu böyle? Sosyetede yeni bir numara mı? Kadın kadına çiçek göndermek falan. Sen anlamazsın aramızda. Ah bu kadınlar ah. İstediğin bir şey mi var? Öyle iyisin ki. Bunca yaşadığımız şeyden sonra hala yanındasın. Beni hiç hayal kırıklığına uğratmadın. Oysa ben seni hep çok üzdüm. Artık üzülmeni istemiyorum. Ben de. Üzülmekten ve kırılmaktan çok yoruldum Sıla. Emre beni anla ne olur. Ben de senin eskiden gördüğün ve hala öyle olduğunu umduğun Sıla'dan eser kalmadı. Seni sevdiğim ve evlenmeyi istediğin Sıla'yı sen de ben de kaybettik. Artık kabul et. Biz sadece iki iyi dost olabiliriz. Bu dostluk beni öldürüyor Sıla. Nereden nereye geldik? Eski Sıla'yı düşünüyorum. Hayat dolu, yerinde duramayan Sıla'yı. Ama şimdi gözlerine bir hüzün yerleşti. İşin kötüsü de bu yüzden sana çok yakıştı. Beni o kadar iyi tanıyorsun ki. Bana kendimi değerli hissettiriyorsun. Öylesin zaten. Ama aramıza koyduğun sadece hüzün olsaydı keşke. Bana şunu söyle Sıla. Orhan'a aşık mısın? Çare tutmayanın Sıla'ya giden döner de bir gün. Emre ben hamileyim. Midyat'tan ve çevrelerden getirdiğim parçaları satacağım İstanbul'da. Bunlar tabii daha çok mobilya üzerine olacak. Biliyorsunuz bu son zamanlarda bizim kapılardan masa sehpa yapmak moda oldu. Durmak da kelime. Bir tane de bende var. Ne güzel. Ben çok severim eski mobilyaları. Hepsinde yaşanmışlık izleri vardır. Ben artık buradan sizden ayrılayım. Ben Kapalı Çarşı'ya gideceğim. Bir arkadaşımla buluşmam lazım. Gizem Hanım, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Abay, ben de seninle geleyim. Gizem Hanım. Sizi gideceğiniz yeri biz bırakalım. Ondan sonra da birlikte Kapalı Çarşı'ya gideriz. Yolunuzu değiştirmeyin. Ben eve geçecektim zaten. İsterseniz siz de bizle gelin. Abay çarşıdaki işlerini hallederken biz de basın lansmanı hakkında konuşuruz. Vallahi iyi fikir. Basın tanıtımı hakkında harika fikirlerim var benim de. O zaman binelim arabaya. Merhaba, Esma ben. Biliyorum. Aldın mı hediyemi? Evet, teşekkürler. Ama bir daha eve hediye gönderme, olur mu? Niye ama, hiç kötü bir niyetim yoktu ki. Yani Ayla'nın yoktu. Sen çok tehlikeli bir adamsın. Evet, en iyi özelliğim budur. Sıla'yı görmeye gittin mi? Aa,
Henüz gidemedim ama gideceğim. Git sonra da bana haber ver. Olur mu güzelim? Gitmezsem ne olur? Üzülürüm. Sen de ben de çok iyi bir fırsatı kaybetmiş oluruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Gideceğim. Bana nasıl geçtiğini haber ver. Tamam. Öpüyorum seni. Ben de. Hoşça kal. Demek Baran ha, afiyecilik oynamakla meşgulmuş ha. Yakında uzaktan izlemek zorunda kalmayacaksın. Bizzat mezarının başında serenatlar dizebilirsin Baran. Engellemeye çalıştım ama engel olamadım. İsterseniz güvenliği çağırayım. Ne oldu Hülya? Esma Hanım. Esma Hanım. Ne işin var senin burada? Aşk olsun Sıla. Bari eski günlerin hatırına böyle davranma. Esma, oyun oynamayı bırak. Benden ne istiyorsun onu söyle. Seninle sohbet edecek vaktim yok. İlaver oğlum nasılsın? Sağ ol abi, iyiyim. Abi şimdi babam uçağa bindirdim. Akşam ellerini öpersin. Tamam olur. Oğlum, babam bir şeylerden şüphelenmedi değil mi? Ha? Bana doğruyu söyle. Yok abi. Peki Boran o şüphelendi mi oyunundan? Ne şüphelenecek? İki duygusal laf ettim. Hemen yelkenleri suya indirdi. Yakında öyle bir ahbap oluruz ki her gece başka bir aleme akarız. Hiç beklemediği bir anda öyle yüreğini dağlayacağım ki onun. Aynı onun benim yüreğimi dağladığı gibi. Sevdiğini elinden alacağım onu. Bu işi Mehmet mi yapacak? Evet, Mehmet yapacak. Sana neden güveneyim ki? Midyat'taki oyunlarınıza başlamadığınızı nereden bileyim? Bak Sıla, son zamanlarda aramızda tatsız şeyler yaşandı. Tamam. Bu biraz da Burhan'ın boş boğazlığı yüzünden oldu. Sen de farkındasın. Yoksa seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Biz seninle çok iyi arkadaştık. Sen benim elimde büyüdün sayılır. Ama bu tatsızlıklar inan beni çok üzüyor. Çünkü biz bir aileyiz. Birbirimize destek olacağımız yerde mahkemelerde millete rezil oluyoruz. Etrafa hiç iyi bir imaj çizmiyoruz Sıla'cığım. Bak. Biz kadınız. Senin gözlerinin içine baktığım zaman çektiğin acıyı çok net görebiliyorum. Kocandan ayrıldın, mutsuzsun. Kim bilir daha neler yaşadın orada ki apar topar buraya kaçıp geldin. Benden ne istiyorsun? Barış. Eskisi gibi bir aile olmak istiyorum. Emin ol bunu Burhan da çok istiyor. Nasıl olacakmış bu? Kolay. Sen hakkımız olanı bize verirsen, biz de mahkemeden vazgeçeriz. Böylece her şey aile içerisinde hallolmuş olur. Neymiş sizin hakkınız Esma? Her şeyin yarısı tabii ki. Sıla, %50 sıfırdan iyidir. Biliyorsun, mahkeme her şeyi Burhan'a da verebilir. Bu mümkün çünkü o onun öz amcası. Sense bir yabancısın. Erkan amcayla herhangi bir kan ya da hukuksal bağın yok zaten. Hatta Erkan amcayı soymaya çalışan ufak bir kızsın. Yani hakim böyle düşünürse ne olur sence? Her şeyi kaybedersin. Her şeyi. Şu kapıdaki korumaları da. O zaman seni Boran Ağa'dan kim kurtaracak? Hiç düşündün mü?
benim teklifime evet de. Böylelikle herkes karlı çıkacaktır. Emin ol o para herkese yeter de artar bile. Bak Esma, babam size sağlığında da 5 kuruşunu kaptırmamaya çalışıyordu. Ben de onun vasiyetine uyacağım. Hakim malları size verirse ben yine savaşmaya devam ederim. Kazanamasam da şunu bil ki ben sen değilim. Kimseden korkum yok benim. Annem ve babamın hatırası dışında para da, korumalar da umurumda değil. Şimdi ya buradan kendin gidersin ya da o korumaları attırırım seni. Ah Sıla ah. Kazanacağını sanıyorsun ama kaybedeceksin. Sakın bu dediğimi unutma. Her şeyi kaybedersin. Şu kapıdaki korumaları da. O zaman seni Boran Ağa'dan kim koruyacak? Hiç düşündün mü?